Minik misafir. Hoş geldin. Çok da meraklı. Çıkacak galiba kendi. Daha buranın neresi olduğunu bilmiyorsun değil mi? Ondan çıkıyorsun. Vay. Kaç aylık? 4 aylık. Merhaba Pamuk, hoş geldin. Adı Pamukmuş. Ne kadar güzelsin sen. Bayıldım suratına. Evet, çok güzelsin. İlk veteriner kliniğine gelişi. İlk kez tanışıyoruz daha. İlk tanışma güzel olursa gerisi de güzel geçer diye düşünüyorum, değil mi? Hı. Bugün biraz gönlünü yapalım senin. Ay sen mırıldıyor musun? Çok mu güzelsin? Evet çok güzelsin. Çok maşallah. Bize bir tane yaş mama getirsene. Bakalım. Herhangi bir şikayetimiz yok, değil mi? Yemeğini falan güzel yiyor. Oyun oynuyor, koşturuyor. Tamam, harika. Genelde bu genç yaşlarda çok çok seviyorlar koşturmayı, oyun oynamayı. Evet. Gördün mü? Burası klinik. Beğendin mi? Burada sana iğneler yapacağız, haplar yutturacağız. Aşı yapacağız sana burada. Biliyor musun aşının ne olduğunu? Birazdan göstereceğim sana. Geç, bugün aşımız yok. Sadece iç parazit hapı yutacağız. Bir de damla yapacağız. Sonraki görüşmelerimizde aşılara başlayacağız. Aşı yapmadan önce iç parazitin yapılması çok önemli çünkü. Önce onları dökmemiz lazım. Evet, şimdi sana bir ikramda bulunayım bakalım. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Kaçtın mı sen? Nereye kaçtın öyle? Yaş mama kokusunu mu aldın yoksa? Evet, bravo sana. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Güzel mi? Yedi mi be? Yuu, ne kadar hızlı yedin. Obur musun sen birazcık? Mamayı görünce koşmandan belliydi. Çok çok iştahlı. Bu bizim için bir avantaj çünkü iç parazit hapını genelde içine saklıyoruz biliyorsunuz. Şimdi yine hapı onun içine saklayacağım, yaş mamanın içine. Bakalım yiyecek mi yemeyecek mi göreceğiz. Kandırabilecek miyiz acaba bu güzel hanımefendime? Evet hanımefendiye. Gel gel, böyle nereye gidiyorsun? Sen çok gezesin o ara, çok meraklısın ha. Öyle olmaz. Burada muayene edeceğiz seni. Şimdi bir muayene edelim önce. Ondan sonra da hapımızı yutturalım, damlamızı yapalım. Bekle bakalım. Önce güzel gözlerine bakayım. Birazcık göz akıntısı var ama genelde bu yaşlarda normal karşılıyoruz biz bunları. Uyuyup uyanınca çapak oluşması normal. Ama düzenli temizlemek gerekiyor tabii. Şu an gözlerine baktığım zaman gayet sağlıklı duruyor. Kulaklarına da bakalım. Bu arada bana yeni gelen yavrularda, ilk muayene gelen yavrularda çok fazla kulak enfeksiyonuyla karşılaşıyorum. Böyle kalabalık alanlarda, büyüyen kedilerde genelde çok oluyor. Ama bu çocuğunki gayet iyi. Pamuk kulakları da gayet güzel. Biraz da masaj yapayım arada muayenenin arasında da. Birileri şikayet etmesin sonra. Evet. Ha, memnun musun? Buraya da bakalım. Bravo sana be. Evet. Popişe bakalım bir de. Seni tebrik ediyorum. Çok akıllısın sen. Sana yine yaş mama vereceğim o yüzden, tamam mı? Şurada bir şey var, onun ne olduğunu bakalım. Tamam. Bir şey değilmiş, bir şey yapışmış. Şimdi dinleyelim mi seni? Evde de böyle mi? Çok meraklı mı? Aferin sana be. Yani çok sağlıklı gözüküyoruz. Kilomuz da yerinde. O anlamda da iyi. Şimdi bir tartacağım da zaten kilosunu. Evet, bir tartalım mı seni bir tane? Evet, gel buraya. Uçuyoruz. 1,7 kilogram şu an. Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. İri de bir kız oluyoruz yani, maşallahımız var. Annesinin babasını gördünüz mü? Büyük müydü onlar da? Anne büyükse o da büyük olacak demektir. Ne oldu? Ne kokusu aldın? Heh, Allah'ım keyfe bak. İyi mi böyle?
Tamam, sen masaja devam et. Bölünmesin masajı. Ben ona hap hazırlayayım. Oh. Burada çok büyük bir uğraş içerisinde. Şu an hap asla ikiye bölemiyorum şu an. Dün kolumu sakatladım sporda. Gücüm yetmiyor. Şunu böyle... Dirseğimde bir sorun var. Sen gel buraya. Kendimi anlatırken nereye kaçıyorsun? Buraya gel. Birlikte anlatacağız. Ha, hapımız bölünüyor, bekle. Şurada dirseğimde bir sorun var. Sürekli bir şeyler kaldırırken falan aktif oluyor. Şey diyorlar. Tenisçi dirseği diyorlarmış adına hastalığın. Doktora gideceğim onun için. Böyle masa siliyoruz ya biz bu. O masayı silerken falan atıyor bazen. Eğer önerileriniz olursa onun da. Bende de var abi. Sende de mi var? Kıramadım Hap onu. yapmış. Tut bakalım. Hapını böyle bildik sonunda. Bunun yarısını size vereceğim. Siz evde yutturursunuz. Şöyle içeriden kutu alıp geliyorum hemen. Belki izleyiciler arasından bir fizik tedavi uzmanı çıkar. Şurası. Tam şurası. Çok ağrı yapıyor. Bazen bu taraf da yapıyor. Hem medyalde hem lateralde gözüktüğü oluyor. Eğer varsa öneriniz yorumlara yazın, okuyacağım. Şimdi baksana şuna, inanılmaz değil mi? Çok güzel değil mi? İstiyorsun. Bekle, hazır değil ama. Şimdi hazırlıyorum onu senin için. Atlama sakın, geliyorum ben. Bak, geldi. Sana harika bir top köfte yapıyorum. İnanılmaz bir köfte, evet. Çok çok iştahlı, çok güzel. Bakalım anlayacak mı hapı içinde. Bunu da al. Yuttun mu bile? Aferin sana böyle. O kadar güzel yedin öyle. Ay, harika. Yani aynı taktiği kullanabilirsiniz hapı yuttururken. Şimdi bir tane de damla yapacağım ona. İşlemimiz bugünlük tamamlanacak. Sonra bir dahaki gelişinizde iğne. İğnelere başlayacağız. Daha mı istiyorsun? Daha mı istiyorsun yoksa? Çok güzel ya. Evet, gel bir tane de damla yapalım hemen sana. Evet, dön bakalım. Ensesine dokunmuyoruz bugün, o çok önemli. İyice örttüm orayı. Niye ensesini uyguluyoruz? Kendisini yalayamasın diye. Sonuçta dış parazit, pirakeni uzaklaştırıcı. Tabii ki de toksik etkili. O yüzden siz de elinizde değerse yanlışlıkla, bazen unutuyoruz benim dediğim gibi, bol suyla yıkarsınız. O da kendisi de burayı yalayamayacağı için sorun yok. Şimdi isyan yok. Ve daha yeni aldım kucağıma. Biraz seveyim, göndereyim seni, olmaz mı? Biraz konuşsak ya. Söyle, kanalımıza abone olun de. Bir de videoyu beğenin de. Söyledin mi? Kutunun sesini mi duydun? Kaçacağım mı kutuna? Bakayım gideceğim mi, merak ettim. Ha. Ay Allah'ım, yesinler senin o yürüyüşünü. Görüşürüz, iyi bak kendine. Hoşça kal, tamam mı? Çok tatlı bir kedi maşallah. Allah nazarlardan korusun.